Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere ısı sıcaklık ve genleşme ünitesinin 3. kısmını anlatacağım. Anlatıma ısıl denge ile başlayacağım. Isıl denge dediğiniz şey şöyle gerçekleşiyor. Sıcaklıkları farklı iki tane maddeye alıyorsunuz. Burası önemli. Maddelerin sıcaklıklarının farklı olması gerekiyor. Nedenini birazdan anlatacağım. Bu iki maddeyi birbirine dokundurduğumuzda sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ısı akışı gerçekleşiyor. Bunun sebebi şu. Biliyorsunuz ki sıcak maddeyi oluşturan atomlar fazla titreşirken soğuk maddeyi oluşturan atomlar az titreşiyor. Bunları birbirine dokundurduğunda sıcak olan madde üzerindeki fazla ısı enerjisini titreşimler sayesinde soğuk olana aktarıyor. Ve bu sayede biz ısı akışını gerçekleştiriyoruz. O zaman biz şunları söyleyebiliriz. Isı akışının gerçekleşmesi için bu maddelerin birbirine dokunması gerekiyor. Fiziksel olarak temas etmesi gerekiyor. Aynı şekilde ısı akışı yüzeyden gerçekleştiği için bu maddeler birbirlerine ne kadar büyük bir alanla, ne kadar geniş bir alanla temas ederlerse ısı akışı da o kadar fazla gerçekleşir diyebiliriz. Yani temas yüzeyinin alanı da arkadaşlar ısı akışını etkiliyor. Peki bu ısı akışı arkadaşlar ne zamana kadar gerçekleşiyor? Sıcaktan soğuğa doğru olan bu akış arkadaşlar iki maddenin sıcaklıkları da birbirine eşit olana kadar gerçekleşiyor. Sıcaklıkları eşit olduğu zaman artık ısı dengeye ulaşıyorlar ve ısı dengeye ulaştıklarında maddelerin atomları eşit şekilde titreştikleri için bunlar arasında artık bir ısı transferi gerçekleşmiyor. İşte bu olaya arkadaşlar biz ısıl denge diyoruz. Isıl dengede şartımız maddelerin sıcaklıklarının birbirine eşit olması. Yani şunu da söyleyebiliyoruz. Eğer maddelerin sıcaklıkları birbirine eşitse ısı dengededir ve ısı transferi gerçekleşmez. Yani şartım ısı transferinin gerçekleşebilmesi için iki maddenin de sıcaklıklarının farklı olması. Burada arkadaşlar önemli bir nokta da şu. Eğer ısı yalıtımı iyi sağlanmışsa sıcak maddenin verdiği ısı enerjisinin tamamı soğuk maddeye geçer. Yani sıcağın verdiği ısı enerjisi soğuğun aldığına eşit olmak zorundadır. Bu kuralda arkadaşlar bizim elimizi en çok rahatlatan kurallardan bir tanesi olacak. Şimdi bunları anladıysak eğer hemen bunlarla alakalı bir soru çözelim. 20 santigrat derecedeki 15 gram su, 80 santigrat derecedeki 30 gram su ile ısıca yalıtılmış bir kap içinde karıştırılıyor. Buna göre denge sıcaklığı kaç Celsius olur diye sormuşum. Başlıyorum arkadaşlar soruyu çözmeye. Şimdi bu sıvıların arkadaşlar sıcaklık zaman grafiğini çizersem burada benim elimde arkadaşlar 20 Celsius derecede ve 80 Celsius derecede sular var. Ve bu suları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırdığım için aralarında ısı transferi gerçekleşiyor. Ne zamana kadar gerçekleşiyor bu ısı transferi? İki suyun sıcaklığı da birbirine eşit olana kadar, yani denge sıcaklığına ulaşana kadar 20 derecedeki su ısı enerjisi alarak 80 derecedeki su da ısı enerjisi vererek denge sıcaklığına ulaşıyorlar. Bu noktada arkadaşlar kap ısıca yalıtılmış olduğu için dışarı bir ısı transferi gerçekleşmeyecek. O yüzden 30 gramlık 80 derecedeki suyun verdiği ısı olduğu gibi 20 santigrat derecedeki 15 gram suya geçecek. Bu durumda verilen ısının alınan ısıya eşit olması gerekiyor. Buradaki ısı enerjilerin miktarını da önceki videoda anlattığımız Q eşittir mc delta t veya Q eşittir ml formülleriyle bulacağız. Hangisini kullanacağımıza karar vermek için de grafiğe bakıyoruz. 80 derecedeki su hal değiştirmemiş, sadece sıcaklığı azalmış, sıcaklık değişimi. 20 derecedeki su sıcaklığını arttırmış, gene sadece sıcaklık değişimi var. O zaman bu soruda arkadaşlar sadece sıcaklık değişimini bulduğumuz mc delta t formülünü kullanacağız. Şimdi veren 80 derecedeki 30 gram suydu. 30 gram suyun öz ısısı 1, sıcaklığı da 80'den T dengeye düşmüş. Eşittir. Isı enerjisini alan da arkadaşlar 20 santigrat derecedeki 15 gram su. C1. Bu suyun da sıcaklığı arkadaşlar 20'den T dengeye çıkmış. O yüzden T denge eksi 20 derece diyeceğim. Bunu yazdıktan sonra geriye sadece işlemi yapmak kalıyor. Yapalım hemen. Buradan denge sıcaklığı arkadaşlar 60 Celsius çıkar. Yani bu suların sıcaklıkları son durumda 60 Celsius olur. Şimdi burada küçük bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Ben denge sıcaklığının değerini bilmiyorken 80 dereceye yakın şekilde çizmemin sebebi şu. Elimdeki 80 derecedeki suyun ısı sahası 20 derecedeki 15 gram suyun ısı sahasından gördüğünüz gibi daha fazla.
Ve bu noktada arkadaşlar hangi suyun ısı sahası daha fazlaysa bu tip sorularda denge sıcaklığı ona yakın oluyor. O yüzden ben denge sıcaklığın değerini bilmiyorken 80 dereceye yakın çizdim. Bu bilgiyi yorum sorularında kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. 64 derecedeki 20 gram su en fazla 0 derecedeki kaç gram buzu eritebilir diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar sıcaklık zaman grafiğini çizdiğim zaman benim elimde 64 Celsius derecede su var ve bunu 0 derecedeki buzun üstüne döküyormuşuz. Bu kadar su ne kadar buzu eritebilir diye sormuş. Yani gram olarak buz için bir sınırlama koymamış. O halde eriyen buzun miktarını bulmak için şunu söyleyebilirim. 64 derecedeki su 0 Celsius dereceye ulaşana kadar üzerindeki ısıyı buza verecek ve verdiği bu ısı enerjisiyle buz eritebilecek diyeceğim. O sırada da suyun verdiği ısı enerjisini buz alacak. Buzun da eriyeceğini söyleyeceğim. Yani burada su ısı verirken buz ısı alacak. Bunların birbirine eşit olduğunu söyleyeceğiz. Su arkadaşlar ısı verirken sıcaklığı azalıyor. O yüzden burada EMC delta T formülünü kullanacağız. Buz ise ısı alarak eriyor. Herhangi bir şekilde sıcaklığı değişmemiş. Hep sıfır olarak kalmış. O zaman arkadaşlar burada da ML formülünü kullanacağız. Geriye sadece işlemi yapmak kalıyor. Elimde 20 gram su vardı. Suyun öz ısısı 1. Sıcaklığı da arkadaşlar 64'ten 0'a düşüyor. Yani sıcaklık değişimi direkt 64 diyebilirim. Kaç gram buzu eriteceğiz? Zaten soru bize bunu soruyor. Erime ısısının da 80 olduğunu biliyoruz. Bu işlemi de tamamlarsak eriyen buzun miktarı arkadaşlar 16 gram çıkar. Son durumda elimde ne kadar su kalır diye sorarsak da şunu söyleyebilirim. 16 gram buz eridiği için var. 20 gram da sıcaklığını 64'ten 0'a indirmişti. Son durumda o zaman elimde arkadaşlar 36 gram su var ve bu suyun sıcaklığı 0 Celsius derece olacak. Üçüncü soruma geçeyim. Erime sıcaklığındaki 10 gram buzun tamamen erimesi için üzerine 20 santigrat derecedeki kaç gram su dökülmelidir diye sormuşum. Az önceki soruya benzer bir soru bu da. Sıcaklık zaman grafiğini çizersek bu sefer elimizde 20 santigrat derecede su var ve 0 santigrat derecede yani erimeye hazır buz var. Ve biz elimizdeki buzun 10 gram olduğunu biliyoruz. Bu buzu arkadaşlar su eritecekmiş. Su nasıl eritecek? Üzerindeki ısı enerjisini buza aktaracak. Bu sırada sıcaklığı düşecek. Bu ısı transferi arkadaşlar su 0 derece olana kadar devam edecek. Bu sırada verdiği bütün ısıyla da kap ısıca yalıtıldığı için arkadaşlar buzu eritecek diyeceğiz. Burada suyun verdiği ısıyı buz alacak. Bunların biz birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Su sıcaklığı değişerek ısı transferinde bulunduğu için MC delta T formülüyle ısı veriyor. Buz eriyerek yani ML formülüyle o ısıyı alıyor diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim elimdeki buzun miktarı belli. 10 gram. Erime ısısı da 80 kalori. Yani 800 kalori ısıya ihtiyacı var bu buzun tamamının eriyebilmesi için. Bu 800 kalori ısıyı da suyla vereceğiz. Kaç gram su 20 dereceden sıfıra inerse suya 800 kalori ısı verebilir? Aslında soru tam olarak bu. Suyun C'si 1, sıcaklığı 20'den sıfıra indiği için delta T'miz 20 derece olacak. Elimde 40 gram su olsa arkadaşlar bu buzun tamamını eritebilecek kadar ısıyı yani 800 kalori ısıyı ben buza verebilirim. Yani arkadaşlar cevabımız 40 grammış. Anlaşıldıysa bir diğer sorum da şöyle. 0 santigrat derecedeki 10 gram buz ile 20 santigrat derecede 70 gram su ısıca yatılmış bir kap içinde karıştırılıyor. Buna göre denge sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Bunu sormuşuz. Şimdi bu sorunun önceki sorulardan bir farkı var. Şöyle ki biz elimizdeki buzun tamamının eriyip erimeyeceğini bilmiyoruz. Öncelikle bunu belirlememiz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Elimizdeki 70 gram su 20 dereceden sıfıra indiğinde kaç kalori ısı verebilir? Onu hesaplayacağız önce. EMC delta T ifadesiyle 70 gramda suyun C'si 1 ve suyun sıcaklığı da 20'den 0'a düşecek. O yüzden delta T 20. Yani su 0'a inerse eğer 1400 kalori ısı verebiliyor. Ve bu 1400 kalori ısı elimizdeki buzun tamamını eritebiliyor mu ona bakıyoruz. Buzun erimesi için de hemen ML ifadesini yazıyoruz. Elimizde 10 gram buz var. Buzun erime ısısı 80 kalori ve buzun tamamının erimesi için de 800 kalori ısı yeterli oluyor. Şimdi baktığımızda biz 1400 kalorisi veriyoruz ve buzun tamamının erimesi için 800 yeterli. O halde arkadaşlar bu su buzun tamamını eritecek. Erittikten sonra fazladan verdiğimiz 600 kaloriyle de bu erimiş olan suyun sıcaklığını arttıracağız. O yüzden burada suların sıcaklık
Zaman grafiğini çizdiğimizde şöyle bir şey göreceğiz. Suyumuzun ilk sıcaklığı 20, buzsa 0 derecede ve buzun tamamını erittikten sonra buzun sıcaklığını bir miktar arttıracağız. Bu sırada da 20 derecedeki su sıcaklığını azaltacak ve eriyen buzla belli bir denge sıcaklığında buluşacaklar. O sıcaklığa T diyeceğim arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz T de bizim aradığımız denge sıcaklığı olacak. Şimdi burada alınan ve verilen ısılara bakmamız lazım. 20 derecedeki su ısı veriyor. Yani Q verileni 20 dereceden alacağız. Buz da ısı alarak önce eriyor, sonra sıcaklığını arttırıyor. Bunu Q1 ve Q2 olarak verdiğimizde bu iki sıcaklığın toplamı da alınan ısıya eşit olacak. Yapmamız gereken şey arkadaşlar, alınan ısıyı verilen ısıya eşitlemek olacak. Alınanlarımız Q1 artı Q2, verilen ısı da 20 derecedeki suyun verdiği ısı. Şimdi Q1 burada buzun erimesi. O yüzden emel ifadesini kullanacağız. Q2'de bu erimiş olan buz ısı alacak. Yani macit ifadesini kullanacağız. Verilen ısı da 20 derecedeki su sıcaklığını azaltıyor. O yüzden gene mc delta t ifadesini kullanacağız. Başlangıçta elimizde 10 gram buz vardı. Buzun erime ısısı arkadaşlar 80. Artı elimizdeki buz eridikten sonra gene 10 gram olacak. Yani buradaki m'miz 10. Buz eriyerek su olduğu için öz ısısı 1 çarpı sıcaklığı da arkadaşlar 0'dan t'ye çıkıyor. O yüzden t-0 şeklinde yazacağım delta t'yi. Eşittir deyip verilen ısıya geçiyoruz. 20 derecedeki 70 gram su ısı veriyordu. Suyun m'si 70, öz ısısı 1 ve sıcaklığı da 20'den t'ye düşüyor. O yüzden 20-t yapacağız. Bu ifadeyle beraber fiziksel kısım bitiyor. Buradan sonra işin matematiğini hallediyoruz. 10 çarpı 80 800 artı şu kısım arkadaşlar 10t olacak. Eşittir 70 çarpı 20 1400. Eksi 70'te. Tamamlıyoruz işlemi. 7,5 santigrat derece çıkıyor. Denge sıcaklığımız burada. Bu soru bu kadar arkadaşlar. Anlaşıldıysa diğer sorumuz da şekildeki gibi. Eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta bulunan 80 gram buz 0 derecedeki 20 gram su içine atılırsa son durumda denge sıcaklığı, su ve buz kütleleri ne olur? Şimdi zamana bağlı sıcaklık grafiğini çizerken aşağıyı kullanacağım. Şimdi elimde eksi 20 derecede buz var ve 0 derecede su var. Şimdi su donma sıcaklığında, o yüzden içine daha soğuk bir madde atıldığı anda ısı vererek donmaya başlayacak. Önce bir ön hesaplama yapalım arkadaşlar. Bu buzun tamamı 0 dereceye ulaşana kadar 1600 kalori ısı alır sudan. Ve elimdeki 20 gram suyun tamamı donmuş olsa ne kadar ısı verebiliyor ona bir bakalım. Elimdeki su 20 gram. Donarken de her 1 gramı 80 kalori ısı alıyormuş. O halde bu toplamda 1600 kalori ısı vererek donuyormuş. Şimdi buz sıfıra ulaşana kadar 1600 kalori ısı alıyordu. Suyun tamamı donana kadar da 1600 kalori ısı verebiliyor. Her şey dengede arkadaşlar. O zaman son durumda şöyle bir şey gerçekleşir. Buzun tamamının arkadaşlar sıcaklığını 0 dereceye ulaştırırız. Bu sırada arkadaşlar elimizdeki suyun tamamı da donar. Şu noktada denge sıcaklığına ulaşırlar. Su ısı verirken buz alacak. Q verilenin Q alana eşit olması lazım. Ki biz verilenin de 1600 olduğunu biliyoruz. Alınanın da 1600 olduğunu biliyoruz. O zaman son durumda elimdeki 20 gram suyun tamamı donarak buz olacak. Geriye hiç su kalmayacak. Başlangıçta elimde zaten 80 gram buz vardı. Toplamda arkadaşlar 100 gram buzum olacak. 0 santigrat derecede. Şimdi diğer soru tiplerini göstermeden önce size anlatmadığım bazı şeyleri göstermem gerekiyor. Temas yüzeyi artarsa ısı alışverişi artar. Bunu söylemiştik başlangıçta. Sıcaklıkları farklı cisimler temas ettikleri yüzeyden ısı alışverişini gerçekleştirdikleri için bu yüzey alanını arttırırsam ısı alışverişi de artacak diyebilirim. İkinci söyleyeceğim şey, bir madde bir ortama bırakıldığı zaman yeteri zaman geçerse ortamın sıcaklığına ulaşır. Yani arkadaşlar şu sıcak olan çayı masada unutursam bir zaman sonra geldiğimde odanın sıcaklığını bu çay üzerinden ölçebilirim. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey de ısı sahaları eşit olan maddeler karıştırılırsa denge sıcaklığı cisimlerin sıcaklıklarının aritmatik ortalamasına eşit olur demişim. Bununla ilgili zaten bir şey söylemiştim ilk çözdüğüm soruda. Sıcaklıkları farklı cisimler birbirine temas ettirilirse denge sıcaklığı arkadaşlar ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığına yakın oluyor demiştim. Eğer ısı sahaları da eşitse denge sıcaklığı aritmatik ortalaması oluyor. Yani iki sıcaklığın tam ortası oluyor diyeceğim ve bu soruyu çözeceğim. Sıcaklığı 2T, kütlesi 4M ve öz ısısı 3C olan K sıvısı
Sıcaklığı 6 T, kütlesi 3 M ve öz ısısı 4 C olan L sıvısıyla karıştırılıyormuş. Buna göre denge sıcaklığı kaç T'dir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 4M 3C, 3M 4C. Isı sahaları ikisinin de 12 mC olduğunu görüyorum. Eşit birbirine. O zaman buradan denge sıcaklığımızın değeri 4T çıkacak. İkisinin tam ortası. Ama bunu fark etmediniz diyelim. O zaman işlem yapmak durumunda kalıyorsunuz. 6T ısı verecek, 2T alacak diyeceğiz. İşlemini yaparsak. Hal değişimi söz konusu değil. O yüzden 6T'lik L sıvısı mc delta T ile üzerindeki ısı enerjisini verecek. Sıcaklığı 6'dan T dengeye düşüyor. Ve 6T'lik sıvının verdiği ısıyı da 2T'lik sıvı alacak. Gene hal değişimi söz konusu olmadığı için macit yapacağız. 4M 3C. Sıcaklığı 2T'den T dengeye çıkmış. O yüzden T denge eksi 2T yazacağım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısımlar birbirini götürüyor. En son işlemi tamamladığımızda da şu basamağa denk geldiğimizi görürsünüz arkadaşlar. Denge sıcaklığının değerinde şu özelliği fark etmeseniz bile 4T olarak çıkarabilirsiniz. Isıl denge ile alakalı son sorumda şekildeki gibi grafiği görüyorsunuz. Isıca yatılmış bir kaptaki su buz karışımına ısı verildiğinde kaptaki suyun kütlesinin verilen ısıya karşılık grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre Q kadar ısı verildiğinde kaptaki buzun tamamı erimiştir. B. Başlangıçta buz kütlesi su kütlesinden fazladır. C. Başlangıçtaki denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Yargılarından hangileri doğrudur? Sorumuz bu. Şimdi burada arkadaşlar başlangıçta su buz beraber bulunuyorlar ve onların bulunabileceği tek sıcaklık 0 derece. Buradan C şıkkının doğru olduğunu hemen söyleyebiliyoruz. Sonrasında biz dengedeki su buz karışımına ısı vermişiz. Bu durumda arkadaşlar ısıyı aldıkça buz eriyecektir. Şimdi buzumuz M kadar erimiş ve suyun kütlesini 2M'e çıkarmış ve bu sırada biz Q kadar ısı vermişiz. Peki biz bu noktada ısı vermeyi kesmiş miyiz? Hayır. Gördüğünüz gibi 2Q'ya kadar daha ısı veriyoruz. Ancak suyun kütlesi artmıyor. Demek ki kapta eriyecek buz kalmamıştır. Yani Q kadar ısı verdiğimizde kaptaki buzun tamamı erimiştir. O yüzden A şıkkımızda doğru, Q kadar ısı verildiğinde kaptaki buzun tamamı erimiştir. B'ye geldiğimizde başlangıçtaki buz kütlesi su kütlesinden fazladır denilmiş. Şimdi arkadaşlar başlangıçta elimizde M kadar su var ve içeride de bir miktar buz var ve bu buzun tamamı eridiği zaman suyun kütlesi 2M'e çıkıyor. Yani burada buzun kütlesi de M kadar ve gördüğünüz gibi başlangıçtaki su ve buz kütleleri birbirine eşit. Ancak B şıkkında buz kütlesinin su kütlesinden fazla olduğunu söylenmiş. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Bu soruda anlaşıldıysa anlatıma enerji iletim yollarıyla devam ediyoruz. Şimdi bu noktaya kadar ısı enerjisinin kolaylıkla transfer edilebilen bir enerji türü olduğunu anladınız. Bunu biz nasıl transfer ediyoruz? Bunları anlatacağım. 3 farklı yolu var arkadaşlar. İletim, konveksiyon ve ışıma. Şimdi iletim dediğim şey arkadaşlar. Siz bir ucundan bir demiri ısıtırsanız buradaki ısı enerjisi moleküller üzerinden aktarılarak diğer uca kadar ulaşıyor. O yüzden bu demir çubuğun sadece bu ucu sıcak olsa da çubuk üzerindeki moleküller tarafından diğerine, 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 diğerine derken diğer uca kadar bu ısı enerjisi aktarılıyor. Ve bu sebeple bu demirci diğer ucu tutarken eldiven takmak zorunda. Bunu günlük hayattan da biliyoruz. Biz yemek yaparken elimiz yanmasın diye genelde demir kepçe yerine tahta kepçe kullanırız. Çünkü tahta kepçenin ısı iletkenliği azdır, demirinki fazladır. Demir kepçeyi suyun içine soktuğunuz zaman kısa bir süre sonra bizim kepçeyi tuttuğumuz yerinde sıcaklığı artacaktır. Şimdi arkadaşlar bu iletim dediğimiz şeyi aslında biz ısıl dengeyi konuşurken anlatmıştık. Şimdi bu olayda arkadaşlar ısı akışı iletim sayesinde gerçekleşiyordu. Ve biz denge kısmında ısı enerjisini iletim yoluyla taşıdığımızı söyleyebiliyoruz. Ardından arkadaşlar anlatacağım enerji taşıma yolu konveksiyon. Diğer bir adıyla taşıma. Şimdi burada arkadaşlar su veya hava gibi akışkanları bir noktasından ısıtmaya başlıyorsunuz. Şuradan diyelim. Burada ısınan su genleşeceği için yukarı doğru çıkacak ve yerini şu şekilde soğuk sular dolduracak. Soğuk sular buraya geldiği zaman gene ısıtıcı tarafından ısıtılacak. Onlar da genleşecek, yukarı çıkacaklar. Ve bu şekilde arkadaşlar ben soğuk suyu ısıtan bir döngü oluşturacağım. Bu olaya arkadaşlar biz konveksiyon yoluyla ısı enerjisinin taşınması diyoruz. Şimdi bu ikisi için şöyle bir örnek verebilirim.
Bir öğretmeniniz diyelim ki sizlere sınav kağıtlarınızı dağıtıyor. Şimdi öğretmen en arka sıradaki öğrencinin kağıdını iki farklı şekilde verebilir. Birinci yol, kağıdı öndeki öğrenciye veririz. Bu arkadakine, 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 arkadakine derken sınav kağıdını elden ele ileterek diğer uca aktarırız. Yani diğer öğrenciye aktarırız. Bu iletime benziyor. Öğretmen hiç aradaki öğrencileri karıştırmadan kağıdı kendisi götürüp öğrenciye verirse o zaman da arkadaşlar bu olay konveksiyona, yani taşımaya benziyor. Şimdi burada ısınan moleküller arkadaşlar aldıkları ısı enerjisini yukarı çıkarak kendileri taşıyordu. Burada da aynı şekilde öğretmen sınav kağıtını kendisi taşıyarak konveksiyona benzer bir iletim yolu gerçekleştirmiş oluyor. Bir üçüncü ısı enerjisi iletme yolumuz da arkadaşlar ışıma. Bu güneşte UFO gibi ısıtma araçlarında karşımıza çıkıyor. Isı enerjisini elektromanyetik dalgalarla gönderiyoruz. Burada arkadaşlar UFO bayağı bildiğiniz elektromanyetik dalgalar yayarak ısı enerjisini gönderiyor. Bununla ısındıysanız biliyorsunuzdur. Sadece ışığın düştüğü yer ısınıyor. Mesela şurada şu şekilde bekliyorsam sadece ön yüzüm ısınır. Ama vücudumun arkası hala soğuk kalıyor. Çünkü burada arkadaşlar elektromanyetik dalgalar sadece düştüğü yere ısıyı aktarıyorlar. Bu üçü arasında arkadaşlar şöyle bir fark var. İletim ve konveksiyon için benim maddesel ortama ihtiyacım var. Burada moleküller üzerinden taşımıştı ısı enerjisi. Burada moleküller ısı enerjisini yukarı taşımıştı. Ama burada arkadaşlar ısı enerjisinin taşınması için moleküllere ihtiyacım yok. Mesela güneşten çıkan ışıklar da elektromanyetik dalgadır. Ve uzay boşluğundan geçerek dünyaya gelir ve dünyayı ısıtırlar. Isı enerjisini böylece taşırlar. Anlaşıldıysa hemen bununla alakalı bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Tencerede su ısıtmak için ocağı açan bir öğrenci metalden yapılmış kepçeyi tencerede bırakıyor. Bir süre geçtikten sonra ısınan tencerede suyun her noktadan kaynadığını ve kepçenin tutulamayacak kadar sıcak olduğunu görüyor. Bu gözlemde tencereden suya ısı enerjisinin geçmesi, suyun kaynaması ve kepçenin ısınması olaylarında en etkili ısı iletim yolu hangisidir diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar tencereyi ısıttığımızda bu tencereyi oluşturan moleküller arasında ısı aktarılarak suya geçiş sağlanıyor. Burada tencereyi oluşturan moleküller arasında ısı taşınarak ileri doğru gidiyor. Bunun arkadaşlar biz iletim olduğunu biliyoruz. Sonrasında ısı suya geçtikten sonra ısınan su molekülleri yukarı doğru çıkarak burada bir döngü oluşturuyorlar. Bu şekilde suyun ısınmasında konveksiyon, yani taşıma olduğunu söylemiştik. Son olarak da kepçenin ısınmasına gelirsek burada arkadaşlar kepçe ısıyı sudan alıyor ve kepçenin yapıldığı metalin molekülleri arasında bu ısı iletilerek diğer uca kadar aktarılıyor ve bu yüzden bu uçta dokunulmayacak kadar sıcak oluyor son durumda. Bu şekilde ısının taşınmasının da biz iletim yolu olduğunu söylemiştik. Böylece bu soruyu tamamlamış olacağız. Soruda sıkıntı yoksa ısı iletim hızıyla, yani ısı iletkenlikle anlatıma devam ediyoruz. Maddelerin ısı enerjisini ne derece iyi taşıyıp taşımadığını anlatacağız burada. Şimdi biz maddenin ısı enerjisini taşımasına ısı iletkenlik diyoruz. Eğer maddenin ısı iletkenliği fazlaysa ısı enerjisini hızlı bir şekilde diğer tarafa taşıyabiliyoruz. Isıl iletkenlik azsa biz madde üzerinde ısı enerjisini daha yavaş bir şekilde taşıyoruz. Ve hatta ısı iletkenliği çok düşükse biz bu maddeyi arkadaşlar ısı yalıtımı yapmak için kullanabiliyoruz. Peki nelere bağlı olarak değişiyor ısı iletkenlik? Onlardan bir bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar maddenin cinsine bağlı. Maddenin cinsine bağlı olarak değişen K'ya biz K diyeceğiz. Biliyoruz ki biz arkadaşlar demirin ısıl iletkenliği tahtadan büyüktür. O yüzden arkadaşlar ısı enerjisini demir üzerinde daha rahat taşıyabiliriz. Bunun sebebi demirin ısı iletkenliğinin fazla olması. Yani maddenin cinsi ısı iletkenliği etkiliyor. Ardından yüzey alanı bizim için önemli. Alan ne kadar büyük olursa buradan o kadar çok ısı enerjisini diğer tarafa taşıyabiliyoruz. Yani ısı iletkenlik arkadaşlar alanla doğru orantılı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Okul kapısı ne kadar geniş olursa içinden o kadar çok öğrenci geçebilir. Sonra geliyoruz D'ye. Bu bloğun arkadaşlar kalınlığı ne kadar fazlaysa ısıl iletkenliği o kadar az olacak. Çünkü yol uzadıkça diğer tarafa geçen ısı enerjisinin miktarı azalacak. O halde bu kalınlık da ısıl iletkenlik arkadaşlar ters orantılı. Söylememiz gereken son bir şey de şu arkadaşlar. Maddenin iki tarafındaki sıcaklıkları farkı da ısı iletkenliği etkiliyor. Bu fark ne kadar büyükse o kadar çok ısı enerjisini transfer edebiliyoruz. Örnekle anlatacak olursam, şimdi burası 10 santigrat derece olsun, burası da 20 santigrat derece olsun.
Bu durumda arkadaşlar geçecek olan ısı enerjisinin miktarı bellidir. Şimdi aynı şekilde burası gene 10 santigrat derece olsun ama dış tarafımız 100 santigrat derece olsun. Şimdi bu durumda arkadaşlar geçecek olan ısı enerjisinin miktarı çok çok daha fazla olur. 100 derece olan ortamda ısı enerjisi daha fazladır ve bu yüzden bu tarafa daha fazla ısı enerjisinin geçeceğini söyleyebiliriz. O halde arkadaşlar sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa ısıl iletkenliğinde o kadar fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve ısıl iletkenliğin yani enerji iletim hızının şöyle bir formülü var. Birim zamanda aktarılanısı arkadaşlar Ka çarpı delta T bölü D ile bulabiliyorsunuz. K maddenin cinsine bağlı katsayıydı, A maddenin alanıydı, delta T maddenin iki ucu arasındaki sıcaklık farkıydı, D de maddenin kalınlığı diyorduk. Bu formülden arkadaşlar mesul değilsiniz, size bununla ilgili sayısal bir soru gelmeyecek. Sadece ısıl iletkenliğin nelere bağlı olarak artıp azaldığını aklınızda tutmak için kullanabilirsiniz. Anlatıma ısıl iletkenlikle alakalı bir soru çözerek devam ediyoruz. Sorumuz şöyle, bir öğrenci kulpları tahta ve metalden yapılmış bir tencerede yemeğini ısıtıyor. Yeterince bekleyince kulpların metal kısımlarının tahta kısımlarından daha sıcak hissedildiğini görüyor. Ancak termometre yardımıyla tahta ve metalin sıcaklıklarını ölçtüğünde aynı değeri görüyor. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar aynı ortamda uzun süre bekleyen maddelerin sıcaklıklarının eşit olması lazım. O yüzden termometre ile bunları ölçtüğünde sıcaklıkların aynı çıkıyor. Ancak dokunduğu zaman metal kısımlar daha sıcak hissediliyor. Bunun sebebi arkadaşlar metalin ısıl iletkenliği fazla olduğu için birim sürede çok daha fazla ısı aktarıyor. O yüzden biz metale dokunduğumuzda aynı sıcaklıkta olmasına rağmen biz onu daha sıcak hissediyoruz. Tahtaysa ısıl iletkenliği az olduğu için bize daha az ısı enerjisi aktarıyor. Bu yüzden tahtanın sıcaklığını biz metale göre daha az hissediyoruz. Yani tahtanın ısıl iletkenliğinin metalden az olmasından ötürü biz metal kısımları tahtadan daha sıcak hissediyoruz. Yani arkadaşlar cevabımız denizde. Diğer şıklara da bakacak olursak termometrenin doğru ölçüm yapmaması denilmiş. Şimdi bunun sebebi metalde tahtanın farklı sıcaklıklarda olması gerektiğini düşünen öğrencileri yanıltmak için verilmiş. Aslında aynı ortamda uzun süre bekleyen cisimlerin sıcaklıkları aynıdır. O yüzden şu yanlış. Metal ve tahtaların ısılarının aynı olması denilmiş veya kullanılan metalin ısısının tahtanın ısısından fazla olması denilmiş. Arkadaşlar metalin veya tahtanın ısısı şeklinde bir tanım yaptığımızda aslında yanlış bir tanım yapmış oluyoruz. Çünkü böyle söyleyince ısı sanki metalin bir parçasıymış gibi veya tahtanın bir parçasıymış gibi anlaşılıyor. Halbuki ısı enerjisi o an metalin veya tahtanın üzerinde bulunuyor ve ısı alışverişlerinde aktarılıp artıyor veya azalıyor. Yani söylenmesi gereken şekli metalin sahip olduğunun ısı enerjisi şeklinde. Bu şekilde metalin ısısı diye verildiği zaman aslında tanım olarak yanlış bir şey söylemiş oluyoruz. O yüzden B ile E şıkkını direkt eleyebiliyorsunuz. Zaten bahsettiğimiz gibi bu olayın temel sebebi metalin ve tahtanın ısı iletkenliklerinin arasındaki fark. Bu soru bu kadar. Anlaşıldıysa bu noktadan sonra hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklıkla anlatıma devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir taş için, bir masa için, ne bileyim bir sandalye için hissedilen sıcaklık diye bir şey söz konusu değil. Onlar için sadece ortamın sıcaklığı vardır. Ona da biz gerçek sıcaklık diyoruz. Havanın sıcaklığı neyse gerçek sıcaklık odur. Ancak canlılar için yani bizim için hissedilen sıcaklık diye bir durum söz konusu. Biz arkadaşlar vücudumuzun sıcaklığını belli bir değerde tutmak için besin tüketiyoruz ve besinleri yakarak ortaya çıkan enerjiyi vücudumuzun aktiviteleri için harcıyoruz. Ve bu şekilde besinlerin yakılmasıyla açığa çıkan ısı enerjisi bizim vücut sıcaklığımızı arttırıyor. Bu şekilde biz vücut sıcaklığımızı dengede tutmak için 36 ile 37,5 arasında dengede tutabilmek için biz terliyoruz. Biz terleyerek vücudumuzda artmış olan ısı enerjisini dışarı atıyoruz. Şimdi hissedilen sıcaklık dediğim şey burada devreye giriyor ve bunu da aslında ortamın nemi sağlıyor. Eğer içinde bulunduğumuz ortamın nemi fazlaysa biz ozmoz basıncından dolayı kolaylıkla terleyemeyeceğiz. Bu durumda ısı enerjisini dışarı atamayacağız ve vücudumuzun içinde kalan ısı enerjisi bizim vücut sıcaklığımızın artmasına sebep olacak. Bu sebeple arkadaşlar biz ortamın sıcaklığını olduğundan daha fazla hissedeceğiz. Bu olay mesela İstanbul gibi nemin yüksek olduğu şehirlerde ortamın sıcaklığının olduğundan daha fazla hissedilmesine sebep oluyor. Peki havanın kuru olduğu yani nemin az olduğu bir şehirdeysek mesela Erzurum'da bu tablo arkadaşlar Erzurum'un sıcaklığını gösteren bir grafik. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar havadaki bağıl nem az olduğu için ben havanın sıcaklığını 28 yerine 27 olarak hissediyorum.
İşte bu havanın kuru olmasından dolayı gerçekleşiyor. Ama nem arttığı zaman arkadaşlar bu durum ortadan kalkıyor görüyorsunuz. Ki bu durum arkadaşlar günlük hayatta birçok hani geyik muhabbetine sebep oluyor. Hani sıcak değil de nem çok fazla. İlla ki duymuşsunuzdur bunu. Ben bununla alakalı olarak size bir anımı anlatacağım. Ben öğretmenliğe ilk başladığım zaman Tunceli'ye atandım. Şu resim benim lojmanın balkonundan çektiğim bir fotoğraf. Tunceli'nin güneşi arkadaşlar çok sert. Ve hava sıcaklığı bazen 38'e 39'a kadar çıktığı oluyordu. Ancak arkadaşlar ben orada hiçbir zaman sıcaktan bunalmadım. Çünkü havası o kadar kuru ki gölge bir yere geçtiğiniz zaman o kadar sıcak hissetmiyordunuz. Ancak güneşin bu kadar sert olmasının etkisini ben elbiselerimde görüyordum. Yeni aldığım elbiseler 3 gün içinde sararmaya başlıyordu. Bunu başlangıçta anlamamıştım. Ancak bir gün şöyle bir şey başıma geldi. Balkona arkadaşlar bir tane terlik bırakmıştım. Plastik terlik. 3 gün boyunca hiç balkona çıkmadım. O terlik güneşin altında kalmış. 3 gün sonra geldiğim zaman arkadaşlar terlik bayağı bildiğiniz güneşten kavrulup karpuz kabuğu gibi olmuştu. Şimdi dediğim gibi sıcaklığı ben hiç o kadar rahatsız edici hissetmiyordum. Peki terliği kavuracak kadar büyük bir sıcaklık beni nasıl rahatsız etmiyordu? O da şu yüzden gerçekleşiyor. Tunceli'deki hava çok kuruydu. Kuru olması sebebiyle arkadaşlar ben rahatlıkla terlediğim için vücudumdaki fazla ısıyı dışarı rahatlıkla atıyordum. O yüzden sıcaklık bizi rahatsız etmiyordu. Ama İstanbul, İzmir gibi bir yerde yaşıyorsanız hava sıcaklığı 25 dereceyi geçtiği anda artık sıcaktan duramaz hale geliyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşlar nem fazla olduğu için vücudunuz rahatça terleyemiyor. O yüzden vücuttaki fazla ısı enerjisini dışarı atmak için daha çok terlemek zorunda kalıyorsunuz ve ortamı olduğundan daha sıcak hissediyorsunuz. İşte bu arkadaşlar hissedilen sıcaklık dediğim şey. Ardından arkadaşlar sera etkisinden ve küresel ısınmadan bahsedeceğim. Öncelikle sera etkisini anlatayım. Şimdi sera dediğimiz şey de arkadaşlar belli bölgeleri şu şekilde poşetlerle kapatıyorsunuz ve bu sera dediğiniz şeyin içinde normalde kışın ortasında yaz meyveleri yetiştirebiliyorsunuz. Bunun sebebi ise şu. Şu sera olsun ve içinde de bitkiler var. Ve bu bitkiler ortama karbondioksit salıyorlar. Şimdi güneşten gelen ışıklar arkadaşlar bu seranın içine girdiği zaman bir miktarı şu şekilde yansıyarak dışarı çıkıyor. Normalde sera olmasa yansıyan ışıkların miktarı fazla olacak. Ancak seradan ötürü buradaki karbondioksit yansıyacak ışınların bir miktarını tutarak içeride kalmasına sebep oluyorlar ve bu içerideki ortamın sıcaklığının artmasına sebep oluyor. Buna biz sera etkisi diyoruz. Şimdi bu sera etkisi aslında bizim günlük hayatımız için önemli. Çünkü aslında dünyanın Mars gibi soğuk bir gezegen olmamasının sebebi sera etkisi. Atmosferdeki karbondioksit gençler güneşten gelen ışınların bir miktarını tutarak atmosferin sıcak olmasını sağlıyorlar. Yani şu an içinde bulunduğumuz gezegenin yaşayacağımız ölçüde sıcak olmasının sebebi sera etkisi. Sera etkisi olmasaydı gene Mars gibi soğuk bir gezegen olacaktık ve hatta o durumda dünya üzerinde canlı yaşamı olmayacaktı. Yani sera etkisi canlı yaşamı için olmazsa olmaz şeylerden biri. Ancak her şeyin bir dengesi var bildiğiniz üzere. Eğer ben bu atmosferin içindeki karbondioksit miktarını arttırırsam normalde tutulanın haricinde çıkması gereken ışıkları da tutmaya başlayacağım. Ve bu durumda arkadaşlar ortamın sıcaklığı olması gerekenden daha fazla artacak. Dünya atmosferinin olması gerekenden fazla ısınmasına da biz küresel ısınma diyoruz. Ve küresel ısınma dediğimiz şey arkadaşlar dünya yaşamı için çok büyük olumsuzluklar ortaya çıkarabiliyor. Bir kere şu anki haliyle bile kutuplardaki yaşamı tehdit ettiğini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi burada anlatmayacağım ama kutup ayılarının yiyecek bulmak için yöneldiği şeyleri bir araştırırsanız ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Onun dışında arkadaşlar fark etmişsinizdir. İçinde yaşadığımız şehirlerde sıcaklık mevsim normallerinin çok çok üzerine çıktı. Ve bunun bizim yaşamımız için olumsuz etkileri var. Susuzlukla karşı karşıya kalabiliyoruz mesela. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde şu an susuzluk sıkıntıları çekilmeye başlandı. Yaşınız yetiyor mu bilmiyorum ama ben liseye giderken şöyle bir olay gerçekleşmişti. İstanbul'a su veren barajlardaki su miktarı o kadar azalmıştı ki halı yıkayan insanlara para cezası kesiliyordu. Suyu boşa harcadıkları için. Yani küresel ısınma arkadaşlar canlı yaşamda çok büyük zararlar veriyor. Susuzluk mesela veya aşırı sıcaklar. Bunların arkadaşlar bizim yaşamımızda çok büyük olumsuzlukları var. O yüzden arkadaşlar günlük hayatınızda kaynakları kullanırken tasarruflu olmayı öğrenmemiz şart. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu noktada arkadaşlar anlatımım bitiyor. Planıma göre ısı sıcaklıkla alakalı her şeyi anlattık.
Geriye sadece genleşme kaldı ve genleşme ile alakalı olarak da videoyu kısa zaman sonra çekip sizlere ulaştıracağım. O yüzden arkadaşlar şimdilik hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.